Mən sığınma evinə gidirəm, sığınma evindən çıxıb uşaqdan dəvlətə gəlirəm valiyə ki, ya mənə yardım eləyən, para verin. Uşaq xəstə xalan, sığınma evində yiyib içə bilmir. Məni bir düzənli otelə yerləşdirin. Orada da Türk dəvləti öz dəvlət otelinə məni yerləşdirməyə, mənə dedi valiyə yönləndirdi. Mən valinin önünə gidəndə, bunlar mən valiyədən çıxanda, məni valinin öndə döyürlər iki bacısı, Məmur işçilərdir ikisi də, adliyyədə işləyir. Bir də Ümit bəy, məni döyüb orada uşağı mənim əlimdən qaçırdıb aparırlar. Günlərlə uşağı mənə göstərmirlər. Və bunu da Türk mediası yazır. Bunu da Türk mediası orada çəkir ki, bir Azərbaycanlı qadın göz yaşlarının içərisindən uşağını qaçırdılar. Mən deyə, bax, hə-hə, böyle olub yəni olay. Onların hepsi mənə attıqları, bunların iftirası bu ki, məndən uşağı alsınlar. Əgər məndən böyle bir şey, siz də bilirsiniz ki, Türk dövləti Tükdən dırnağı qədər qadının hər şeyini izləyir. Doğru. Mən əgər uşağa mənə verilirsə... Bir də hanım əfəndi əgər ədliyyədə çalışırsa, bunu bəndən daha da iyi bilməsi gərəkir. Yəni, əgər həqiqətən də Esmira söylənilən kimi idisə, o zaman bu çocuğu buna nasıl vermiş Türk məhkəməsi? Hanım əfəndi eşidir mi? Görüş günü aldıq məhkəmədən. İki hafta dedir, bir buçuk saat görmə haqqı var. Siz şimdi onu oraya götürdünüz. Babasının çocuğunu görme hakkını nasıl alabilirsiniz? Nasıl görecek çocuğunu? Kimse babasından çocuğunu hakkını almaz. Baba istediği zaman Azerbaycan'a gelip çocuğunu görebilir. Tam da Azerbaycan'a neden gelsin ki? O zaman o bu kadın neden Türkiye'ye gelsin ki? Bir dakika. Tamam o çocuk kalsaydı sizin kardeşinizde, abinizde. Bu kadın Türkiye'ye mi gidip gelmeliydi çocuğu için? Ha? Alo? Duyuyor musunuz beni? Ben diyorum ki... Sesim gidiyor arada. Bakın ben diyorum ki evet, tamam evet. Anne de tamam eğer Türk mahkemesi çocuğun kardeşini bu kadının elinden alsaydı, çocuk Türkiye'de yaşasaydı, çocuk için evet. Görüş anneye de verilseydi, anne Azerbaycan'dan nasıl Türkiye'ye gidecektise baba da Türkiye'den gelsin Azerbaycan'a çocuğuyla görüşsün. Biz o şekilde de biz konuştuk iki tarafla, Esmira ve kardeşimle. Hani istediğin zaman gidip gelebilirsin, çocuğu istediğin zaman görebilirsin dedik biz ona. Yoksa ya siz nasıl, senin kardeşin Ümit Bey gelemiyor, bu kadın mı gelip gidecek Türkiye'ye? Niye Ümit Bey Azerbaycan'a gelmiyor? Tam da bu kadar nasıl işi gücü var, nasıl gelebilir ki adam? Bes bu kadın nasıl gelecek oraya o zaman? Anne nasıl, bir kadın nasıl gelip gidecek oraya? Duyuyor musunuz beni? Alo? Alo? Efendim, efendim, hanımefendi. Yani değilim ki... İş yerim değil ya, gidiş... Aha. Alo. Ya iş yerim değilse o yüzden şey yapamadık. Tekrar edebilir misiniz? Ben diyorum ki bu senin kardeşinin işi gücü var. Gelemiyor. Bes bu kadının işi gücü yok mu gelsin Türkiye'ye geçsin çocuğunu görmek için? Vallahi orasını bilemeyeceğim. O zaman bir baba eğer çocuğunu isteyirse Azerbaycan'da gelip görebilir. Kadın da ona hiçbir şey söylemiyor. Tamam da o buradayken çocuğunu göstermiyordu. Kardeşim oraya gelse çok mu gösterecek? Gösterecek. Mümkün değil. Zaten onun derdi çocuğu alıp gitmekti. Bakın ben size deyirem. O bura gelende bana bildirsin o çocuğu görecektir.